Öncelikle Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim. Farklı farklı görüşler var Fenerbahçeli oyunculara, orada yaşananlara, oyunculardan, antrenörden bahsediyorum. İnsanlar bu tip ortamlarda delikanlı gözükmek isterler. Asıl delikanlılık ise efendiliktir, ahlaktır, iyi ahlaktır. Tabii ki bu yöneticilerde olmazsa, işte onlarca korumayla gezen, o sahaya çıkmak zorunda olmayan yöneticilerde olmazsa, o ihtirasları, hırsları sadece futbol takımlarının şampiyon olması için değil, onları da oralarda barındıran ağababalarının ülke yönetimlerini ele geçirmek için futbol takımlarını bütün diktatör rejimlerde olduğu gibi kullandığı gerçeğini de görmezden gelemeyiz. Ali Koç aylardır açıklama yapıyor. 10 senedir, geçen de bir yayın yaptım, en çok FETÖ diyen kazanacak diye. Öyle gözüküyor çünkü. Çift başlı rejimin, yani iki sıkışmış, birisi hırsızlıklarından, yolsuzluklarından, birisi de cinayetlerinden, faili meçhullerinden hapse girmiş. Bunlar tescilli, onaylı, herkesin net gözüyle görebildiği deliller. Çift başlı rejimin kapışmasını seyrediyoruz. Ne üzerinden? Futbol üzerinden. İnsanların sinir uçlarıyla oynamalarını seyrediyoruz sosyal medya üzerinden. Hiç kimse haklı değil. Herkes pozisyonları tartışıyor. Asıl tartışılması gereken şeylerden uzak. Çünkü bu rejimi tekrar devam ettirmek zorundalar. O harita olarak düşünün, ülke haritasını. Oturduğunuz televizyon seyrederken, oturduğunuz koltuğun altındaki halıyı veya ayağınızın altındaki halıyı, o Türkiye haritasını çekiyorlar. Zehirliyorlar sizi. Futbolla veya magazinle, diziyle kavga ettirerek bla 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 bla. Nerede bunun, neresinde bunun insanlık? Trabzon'da olanları tartışırken, Trabzon'da olanlardan önce olması için yolu oraya götürenleri konuştunuz mu? Onun önüne geçebildiniz mi? Herhangi bir kurum bununla ilgili bir çaba gösterdi mi? Göstermez. Çünkü o kurumlar onların elinde. Bu şu ana kadar anlattıklarımın elinde. Böyle olmasını istiyorlar çünkü. Bu kaosun zamları, enflasyonu, işte ekonomik yapıyı, insanların çaresizliğini, askıda ekmekleri. İnsanlar bunları konuşurken, cambaza bak derken, onlar seçim hazırlıkları yapıyor. Türkiye'de seçim var mı? Siz bunların ülkesini sevdiğini düşünüyor musunuz? Bugünkü aktörlerin. Ülkesini seven böyle mi davranır? Belki de ülkelerini seviyorlar ama nefislerine uyup çok büyük hatalar, çok büyük sıkışmışlıkları olan insanlar satın alınabilir, korkutulabilir ve o mevcut yapıya göre hareket etmek zorunda bırakılabilir. Net. Nereye geldik? Futbola. Kime? Gökhan Zan'a. Tanırım. Cam adam. Meşhur. Cam adam. Duygusal, saf. Bildiğim, gördüğüm ortamda yıllar oldu. Galatasaray'da. Onun dışında milli takım kamplarında beraber kaldık. Benim odamda da kaldı. Sağlık odalarından çıkmayan bir cam adamı olduğunu herkes bilir. Çok şey de anlatırım. Bu bizim özelimiz. Milli takım kampları, soyunma odaları, otel odaları bizim yatak odamız yani. Ben iyi bilirim. Ama ne oldu? Sistem bu. Ona teklif edene bakın siz. Onu kabul etmiş gibi gözüküp daha fazlasını isteyene değil. 3 milyon dolar teklif edildiğinde öyle yazılıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. 5 olmaz mı diyor. Sonra seçim çalışmasında kullanmak için ben bunu istedim falan. Herhalde bunlar var. Öyle yazılıyor. Bilmiyorum. Ahlaksızlık şudur. Suç olduğunu bildiğiniz bir şey. Kanunen söylüyorum bunu. Cezası verilmiş bir şey. Onu savunurken siz de yaptınız demektir. Hani bir takıma veya bir takımın. Ama tamam siz de yaptınız. Bununla ilgili resmi bir hukuki kayıt var mı dediğinizde size kayıt gösteremez. Video gösterir. Geçmişte işte teşvik verilmiş. O ona bir şey göndermiş falan. Veyahut da insanların günahına girerler. Yapmıştır, yapmamıştır onları bilmem. Ben yapmadım. Ben yaşamadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bana bu teklifleri getirmelerinin önüne geçecek bir yaşam yaşadım ben. Öyle bir yaşam yaşadım yani. Ben işimi yaptım, çalıştım, paramı kazandım helal yoldan Türkiye'de ve dünyanın her yerinde. Nereye yatırdım paramı? Ülkeme yatırdım. Kim çaldı? Hırsız. Hukuku çalan, Türkiye'yi soyan, Merkez Bankası'nı soyan, diğer tarafta kim çaldı? Onunla çıkarları uğruna anlaşan rejimin
çift başlı dediğim diğer ortakları. Bunlar beni savunur mu? Fatih Terim'in arkadaşı Mehmet Ağar beni savunur mu? Çöker rejim. Hakan Şükür. Ama onların istediği gibi konuşursam, onların dedikleri gibi hareket edersem, bu rejimin kalmasını onlar hepinizden fazla istiyor. Çünkü suçluların elinde. Adaletin karşısına bir tanesi çıktı mı? Bu rejimden. Çıkıyor mu? Haklarında onlarca binlerce iddia çıkıyor. Hangi savcı açabilir? Savcı benim evimi gasp eden, kira vermeden oturan, için istediği gibi hareket eden, mahkemeye gittiğimde sahte imza ile buraya girmiş, bak ben bu adamları tanımıyorum dediğimde benim lehime karar veremiyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Adam korkuyor, ben bunu yapamam diyor. Ama bir mevcut rejimdeki bu ortaklıktan, bu hukuksuzluk zemininden, AİHM'in verdiği kararlara rağmen besleniyorlar. Sonra Trabzon'da neler oldu? Ahmet Sporlu genç çocuğa niye saldırdılar? Meydan boş. Bu başkanlık sistemi eğer bugünkü Cumhurbaşkanı'nda bir şey olduğunda yerine kimseyi koyamayacakları için yine bir başka faşistin işine yarayacak. Arka plandaki kavga bu. Futbol takımlarının kullanılması bu. Burada Türkiye'nin en büyük iki kulübünün birbirine vurdurulmak istenmesinin sebebi bu. Başka yerde aramayın. Yani tarihte kitleleri etkileyip oradan pay çıkarmak isteyen insanların yaptıkları hikayelerle dolu. Futbol hikayeleriyle. Arkadaşlar ya, Yugoslavya ilk kıvılcım futboldan yani ayrılmasının. Evet, Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçından sonra arkadaş yazmış. Ben detaya girmek istemedim. O maçtan sonra ağır cezalarla ilgili o maç bir bölünme sebebiydi yıllar önce. 10 yıllar önce Yugoslavya'da olanlar. Türkiye'de yapılmak istenen Trabzon gibi tez canlı, tertemiz insanların olduğu, çabuk sinirlenebilen, futboldan başka bir şey konuşulmayan, hemen hemen konuşulmayan, çok sevdiğim insanların da olduğu burada, Trabzon'da, dünyanın her yerinde olan bir yerde onların bu duygularını çok önceden hazırlayanlar kimler biliyor musunuz? Az evvel anlattıklarım kadar Trabzon'un vekilleri ve bakanları. Bugün yayıncı kuruluşta yayın yapıyor Tolga Zengin. Tolga Zengin'e birisi gitsin sorsun. Türkiye'de öyle bir şey olmaz da. Sorsun, milletvekili olarak ben meclisteyken benim yanıma geldiğinde ben ona neler dedim. Tek başınıza kalmışsınız istifa etmeden çok kısa bir süre önce. Tek başınıza kalmışsınız. Trabzonlu vekiller ve bakanlar susturulmuş. Trabzon, Fenerbahçe, şike davası. Piyasada, ortada. Ben iki taraf adına da kırıcı olmamak üzere kendini şartlamış biriyim. Çünkü hukukun bakması gereken bir alan meclise taşınmış. Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediği gün gibi aşikar olan, bugünlerde de Ali Koç'un devamlı şikayet ettiği şeyi bu bırakacağım falan, benden sonra Aziz Yıldırım'la beraber bu çift başlı dediğim Recep Tayyip Erdoğan ve hapisten çıkarıp teşekkür beklediği rejim, Aziz Yıldırım'ın kongredeki üyelerinin katkısıyla Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçtirecekler. Kim ele geçirmek istemiş Fenerbahçe'yi? Ses kayıtlarında çıktı. Mehmet Ali Aydınlar'ın kim tarafından başkan yapılmak istendiği çıktı. Adama neler dediler, sonra sponsor oldu adam kulübe. Adam ben şikeyi kurtardım, playoff sistemini getirdim dedi. Arkadaşlar, bu kadar tez canlı, bu kadar iyi niyetli, futboldan başka konuşulamayan, bir şey konuşulmayan bir şehirde, Trabzon gibi bir şehirde, kendi bakan ve milletvekillerinin de örtülü ödenekten besledikleri için ses çıkarmadılar. Onların da çok büyük hatası var. Bu rejimi destekledikleri gün, mutlu olamayacakları günlerin başladığı zamandı. Şampiyon oldukları döneme gitmeyin. Oralarla ilgili konuşturmayın beni. İşte ahlaklı, kendisine bu manada teklifler gelemeyeceğini size açık açık söyleyen, bu manada açıkları olmayan insanları dinlemelisiniz. Sıkıntı çekiyordur o insanlar. Çok ağır şartlarda yaşıyordur o insanlar. Ve çocukları ailesiyle beraber o şartlara alışmak zorunda kalmışlardır. Sen tuttuğun takım için bana küfür edebilirsin. Cemaatten Fenerbahçeli insanlar sabah akşam sen Fenerbahçe adil değilsin falan. Ya ben Fenerbahçe'yle benim ne alıp veremediğim olacak? Aptal mıyım ben yani? 367 yıl ceza almış adam. Şike cezası verilmiş UEFA'dan. Türkiye'de hukuku yargıda şeyine göre yapmış. Onu da yapmadı dememiş. Usulsüz dinlendi demiş. Öyle uydurmuş rejim kılıfına. Ya bu dejenerasyon değil mi bu ya? Siz de yaptınız geçmişte. Ben yapmadım. Bana bunu söyleyen de yapmadı. Neden sahipleniyorsun arkadaş? Yapsana o zaman Aziz Yıldırım'ı, Şekip Mosturoğlu'nu, o günün bütün aktörlerini başkan. Çok büyük haksızlığa uğramış adam ya. O zaman yap başkan da görelim.
Neden yapmıyor bu rejim? Çünkü rejim arka planda onu başka şekilde kullanıyor. O sıkışmışlığını Aziz Yıldırım'ın ona FETÖ dedirttirerek kullanıyor. Yarın Ali Koç gittiğinde oraya başkanını Aziz Yıldırım sayesinde seçtirebilir. Demokratik gözüksün, kongrede seçilsin diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir. Ama bunların elinde beka sorunu haline gelmiştir. Bu çift başlı rejimin. Bu gittiğinde diğeri gelmek için bunun arkasından her şeyi bu yapıyor göstermek üzere mevzilenmişler. Ona da o gücü vermişler. Seviyor da onu. Her şey iki dudağı arasındaymış gibi. Bilmediği neler var. En yakın akrabalarından, eşlerinden, dostlarından ne işler hallediyorlar. Olsun herkes oyalansın diyor. Halk mı? Umurlarında değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Hadi canım. Bunlarla değil. Olmaz. Öyle olmadığı için bu kadar rahatlar zaten. Öyle olsalar bir tanesi sokağa çıkamaz bunların. Ellerindeki medyayla istedikleri gibi anlatıyorlar zaten. O açıdan futbol, Trabzon'da olanlar, Kocaeli'de olanlar, işin özüne baktığınızda bu çift başlı rejimin arka plandaki kavgalarının esiridir. Arkasından da olayın içerisine müdahale ettirilir. Hani köprüde intihar etmek üzere olan kişiyi son anda bu iktidarın bir bakanı makarı kurtarır ya, onun gibi. Toplum bunu seviyor çünkü. Bak gitti olaya şeyini koydu, işte etkisini koydu. Fenerbahçeli yöneticiler çıkıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanımız falan son ana kadar bizimle ilgilendi falan. Bu rejime destek değil de nedir? Nedir? Çünkü çift başlı ya, kendi adamları da var orada. Oradan paylarını alacaklar. Şike davasında alındığı gibi. Cumhurbaşkanını desteklemek zorundalar. O çift başlı rejimin arka planında kuyusunu kazıyorlar baştakinin. Arkada o da güçleniyor. İllegal. Şimdi ne güzel dünya. Ne güzel sonra Atatürk. Sonra Atatürk için oynamadık. Allah Allah. Ne güzel iş değil mi? Ne güzel zenginlik. Türkiye'yi yıllarca böyle soyanları, askeri vesayet ve sivil vesayet döneminde soyanları anlamadığınız müddetçe sürünmeye devam edeceksiniz. Trabzon'da olanlar, Kocaeli'de olan kız çocuğuna geçmiş olsun. Fenerbahçe maçı iptal edilmeliydi, tehir edilmeliydi. Fenerbahçe'nin lehine tescil edilmeliydi. Net, hemen yayında söyleyemiyorsunuz. Olayın bütününü göremezsiniz maç seyrederken. Kuralı düşünemezsiniz. Ben hemen canlı yayına geçiyorum futbol konuşmak üzere. Futbol konuşmaya çalışıyorum ama arada sırada böyle patavatsızlar çıkınca bir şeyler söylüyorsunuz. 3-0 hükmen ama Trabzon maçını bu yaşananlar Ali Koç aylardır, aylar önce kazandı zaten. Başka hesaplar yapıyorlar tabii ağababaları için. Çünkü kılçıksız bir şekilde bu rejimde devam edebilmeleri için rejimin diğer ortağıyla beraber kendi ailesinden sıkışmışlıkları da yalvararak ve işte son dönemin başkanlığı bırakacağım, ne olur bana verin diyerek anlatmaya çalışır. Çünkü kelimeler yetmez. Dikkat edin kelimelerin arasındaki boşluklara. Onların hepsini ben doldurabilirim. Türkçe Olimpiyatları sponsoru Ali Koç ve Koç ailesi. Belki de bu benim fikrim tabii. Onu bütün AKP'liler, CHP'liler, o dönem oraya konuk olan yüzlerce binlerce insan, Fatih Altaylılar cevap vermedi değil mi? Veremez ki. Tıkkası sağlam. Mis gibi değil mi? Hakan nasıl olsa 3 kişi 5 kişi izliyor Hakan'ı. Böyle ahlaksızları 500 bin kişi 1 milyon izler. Hükümete sallıyor diye hoşuna gider. Ona müsaade edilmiştir çünkü. Bir yerlerde sallayabilirsin. Rejimi tehdit etmez o. Edemez. Çünkü ortaklar, beraberler. Maalesef. Belki de yaptıkları en güzel şeydi işte. O zamanlar söyledikleri o riya dolu sözler. Gidip gelmeleri, o insanları övmeleri, Türkiye için ne kadar anlamlı olduğunu belki de çok uzun yıllar sonra anladığınızda Hakan Şükür de olmayacak. Birçok insan da olmayacak. Ne dediler? Reza Zarrab'ın işte o kaç milyon dolardı Süleyman Aslan'ın para? 4 milyon dolar mıydı evinden çıkan? O paraları Hakan Şükür işte bilmem neyle falan koydu dediler. İşte bu izleyen hala küfür eden, hakaret eden ahlaksızlara söyleyeyim bunu. Faiziyle Reza Zarrab'a geri verildi para. Biliyorsunuz değil mi? Bir tanenizin sesi çıktı mı? Yok, ben Fenerliyim, söylersem Galatasaraylı o işte bilmem nereli karşı mahalleden dediniz. Hakkı savunmadınız. Savunmadığınız müddetçe de Türkiye gittikçe bu affedersiniz çukura düşer bakalım. Bir Trabzonspor taraftarı olarak yaşananlardan utanıyorum demiş. Neden utanacaksın ki? Ben Trabzonluları, Trabzonsporluları, Trabzon'u çok seven tertemiz insanları tanıyorum. Kötü insanlar yok mu? Birinin ipiyle kuyuya inenler yok mu? Trabzon'da gırla var böyle. Ama sadece Trabzon'da yok. Hemen her takımın danışıklığı bu işi yap dediğinde yapabilecek, kayıtsız şartsız nedenine bakmadan yapabilecek insanları var. Böyle oldu.
3 tane 5 tane saldığınız zaman sahaya, zaten geçmişte yaşanan bu adaletsizlikler, şike davaları yüzünden oluşan bu kin ikliminden, Ali Koç'un da onun üzerine tuz biber ekip bazı şeyler söylemesinden veya yöneticilerinin, işte o tez canlı ve o sinirli insanların sahaya salınanlarla beraber hareket etmesi ya kaçınılmaz yani. Bile isteye yapıldığını düşünüyorum ben. Hazırlandı. Kimse al bunu falan yap demez. Onların o zihin kodları biliniyor zaten. Öyle mi? O gün Samas'ta ta Trabzon'dan atlayıp öldürtmediler mi adamı? Çıktı hepsi. Adam yattı içeride paşa paşa da devletin için yaptım falan. Yapmış olduğum yorumlar ülkesini seven insanlar için. Ülkesini seven izlesin derken takım ayırt etmeden. Ülkesini seven, ülkesine bir şeyler yapmak isteyen insanlar yönetmiyor ülkeyi. Soyguncular, hırsızlar ve katiller yönetiyor. Net. İyileri ayırarak söylüyorum. Rejimin genel mantığı böyle işliyor. Neden? Çünkü çok büyük suça bulaştılar. Hukuka dönemezler. Anlatabildim mi? Bu kadar net. Bu nasıl değişir? Onu bilemem. Halkın iradesiyle tabii demokratik bir şekilde isteyeceğiz. Öyle değişmesini ümit ederim. İnşallah öyle olur. Öyle bir seçim de yok. Maalesef kaçırdınız treni. Çok anlattık ama kimse dinlemedi. Futbol konuşalım ama futbolun içerisine neler soktuklarını da görüyorsunuz. Maalesef. Ülkesini seven izlesin dedim.